Efendim günaydın, gündem sağlık, tüp bebeğe hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, kadın sağlığına, kadın üreme sağlığına, tüp bebeğe dair konularda bilgi alabileceğiniz, sorularınıza yanıt bulabileceğiniz gündem sağlık, tüp bebek programına hoş geldiniz. Bizler bugün gündem sağlık, tüp bebek programında biz üreme çağındaki kadınları etkileyen önemli bir sağlık programını ele alacağız. Polikistik over sendromunu, polikistik over hastalığını konuşacağız. Özellikle kilo artışınız varsa, tüylenme problemi yaşıyorsanız ve adetlerinizde bir düzensizliğiniz varsa sizde, uzmanlar der ki sizde polikistik over sendromu olabilir. Peki polikistik over hastalığı nasıl bir hastalıktır? Belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konuyor? Tedavisindeki yöntemler nelerdir? Tüm bunları ve daha fazlasını Acıbadem International Hastanesi'nden Kadın Doğum ve Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doktor Fatih Hocamızla birlikte yanıtlayacağız. Canlı yanımıza geçmeden önce bir telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 233 36 65 numaralardan atada geçtiği üzere bizlere ulaşabilirsiniz. Danışma hattımızla da bizlere ulaşabilirsiniz. Sohbetimize eşlik edebilirsiniz. 0542 258 67 03 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Doktor Fatih Oguç adlı sosyal medya aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hocama dönmek istiyorum. Hocam günaydınlar tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üreme çağındaki biz kadınları etkiliyor dedik. Ne yapıyor, nasıl etkiliyor? Polikistik over hastalığı ya da sendromu nasıl bir hastalıktır hocam? Günümüzde polikistik over sendromu toplumumuzda %10 kadında görülen bir durum. Hı-hı. Aslında bir hastalık denir mi? Denmez. Bu genetik bir durum. Hı-hı. Ve yumurtalıklarımızın içinde çok sayıda yumurtanın var olup ama bunlardan her ay bir ya da iki tanesinin sağlıklı bir şekilde, düzenli bir şekilde yumurtlaması gerekirken bu olgunun olamayıp bir ya da iki yumurta yerine hepsinin, bütün o antral folikül dediğimiz aday yumurtacıkların hepsinin gelişmeye çalışarak, yumurtlamaya çalışarak ama çoğu zaman hiçbirinin yumurtlayamadığı ve ondan dolayı da anovülasyon dediğimiz yumurtlayamama durumu ve bunun da tabii ki adet düzene yansıması, adet görememe ya da geç adet görmeyle giden bir tablo. Bu tabloda en önemli kriterlerden bir tanesi de kilo. Çünkü kilo artışı bu olguların yarısından fazlasında var. Ve kilo artışı özellikle vücut kitle indeksimizi yoğun bir şekilde etkilediğinde bu sefer amenöre dediğimiz adet düzensizlikleri, adet görememe durumu daha da yoğunlaşmakta. Şimdi kilo ve polikistik overin kendi hormonal durumu nedeniyle tabii ki bu hastalarımızda androjenik dediğimiz erkek hormonlarının kadın vücudunda daha fazla olması veya daha etkin hale gelmesi söz konusu. Bu da tüylenme artışı gibi bu tablonun polikistik overdeki adet düzensizliği, kilo artışı ve tüylenme artışı olmak üzere üçüncü önemli klinik bulgusunu da ortaya çıkartmakta. Bununla beraber bir de renk değişiklikleri, ciltte renk değişiklikleri, özellikle kahverengi ve koyu renklerin, siyah renklerin koltuk altında, memede özellikle gelişmesi bizim polikistik over sendromu bulgularımızın ve belirtilerimizin bir kısmını oluşturur. Buna tabii ki saç dökülmesi gibi özel tablolar da etkilenir. Çünkü androjenik yani erkek hormonlarının kadın vücudunda fazla miktarda bulunmasının ortaya çıkarttığı tablolara bir yenisi eklenir. Burada iki tip aslında tüylenme artışına gidişatı neden olan şey vardır. Bunlardan bir tanesi vücudumuzdaki bu erkeklik hormonunun artmış olması. İkincisi de erkeklik hormonu olan duyarlılığın artmış olmasıdır. Bu özellikle genetik olarak Türk toplumunda, Akdeniz toplumunda vücudumuzdaki erkeklik hormonu ki bütün kadınlarda bu vardır. Özellikle libidonun, cinsel isteğin oluşmasında önemli bir faktördür. Ve burada özellikle testosteronun erkeklik hormonuna karşı duyarlılığın da fazla olması Akdeniz toplumunda böyledir. Bu yüzden de vücudumuzda biraz daha toplumumuzda tüylenme artışı fazla olabiliyor. Hocam şöyle özetleyebilir miyiz aslında? Normalde her ay biz bayanlar bir yumurta olgunlaştırıyoruz. Evet. Ama polikistik over sendromunda yumurtalar olgunlaşıyor ama bir türlü atılamıyor.
Yumurtalar olgunlaşmaya çalışıyor ama dominant yumurta dediğimiz lider yumurta, hı hı, bir ya da iki yumurta gelişemiyor. Hı hı. Hepsi gelişmeye çalışıyor. Bunda da bir o yumurtalığın yapısının özel, hı hı, etkileri, hı hı, var. Polikistikolerde ultrasonda özellikle inci tanesi dizilimi dediğimiz özellikle 8-10-12 tane, hı hı, ince küçük yumurtanın özellikle antral folikülün küçük kisçiğin, hı hı, inci tanesi gibi yumurtanın etrafında dizili olduğunu görürüz. O tanıya birazdan geleceğiz aslında. Evet, tanıdan bahsediyoruz tanıya, değil mi hocam? Hormonal tanıları ve ultrasonografi, hı hı, tanıları ama özellikle hastalarımıza bizim vermemiz gereken bilgi şu. Hı hı. Bir hasta ne zaman ben bir kişi, bir kadın ne zaman ben polikistik over sendromu olabilir miyim demeli. Evet. Bunlardan bir tanesini anovülasyon. Yani adetlerinin düzenli, düzensiz olmayıp olması, yumurtlamanın düzenli olmadığı durumlar. Hı hı. Bir bu. Hangi adet düzenlidir? Kaç günde bir olmak, evet, gerekiyor? Bir bayan kaç günde bir adet olması gerekiyor? 21 gün ile 35 gün arasındaki, hı hı, adet düzeni bizim için normaldir. Hı hı. Yani adetin birinci gününden diğer adetin birinci gününe kadar, hı hı, eğer 21 günse bu, evet, minimum, hı hı, 21 gün olmalı. Maksimum da 35 gün olmalıdır. Hı hı. Eğer 35 günden daha uzun aralıklarla adet görüyorsak bu bizim için artık nadir aralıklarla, hı hı, oligomenöre dediğimiz az adet görme, az aralıklı, çok aralıklarla adet görme demektir. Evet. Bu hastalarımızın, bu kişilerin özellikle polikistik over konusunda duyarlı olmalarını isteriz. Ama burada bir istisna koyacağım. Özellikle adeti yeni başlayan genç kızlarımızın ilk bir yıl adetleri düzensiz olabilir. Dolayısıyla da yani 40 günde de gelebilir, 50 günde de gelebilir, 45 günde de gelebilir. O yüzden bu ailelerde özellikle obezite, şişmanlık yoksa yani polikistik over konusunda böyle çok da şey yapmanın, hareket etmenin, çok fazla uyar, alert olmanın bir anlamı yoktur. Ama burada 3 tane önemli bulgu. Adet düzensizlikleri, evet, tüylenme artışı, hı hı, ve kilo. Bu 3 bulgu eğer bir genç hanımda varsa üreme sağlığıyla ilgili adet gören ve üreme döneminde olan bir kadında varsa polikistik overden şüphelenmek gerekiyor. Dediniz ki yaş, adet düzensizliğinden bahsettiniz. 17 günden az, 35 günden 21 fazla. 21 günden az, 35, evet, günden fazla. Tüylenme dedik. Bunun karakteristik özelliğinden tekrardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Genç kızlarda daha mı fazla gözüküyor? Kadınlarda görülme, ileriki yaşlarda görülme oranı nedir hocam? Şöyle söyleyeyim. Polikistik over Akdeniz toplumunda, hı-hı, özellikle sık görülen bir durum. Bir hastalık mı? Dediğim gibi soru işte. Çünkü, hı-hı, genetik bir yapı. X'e bağlı dediğimiz özel resesif geçen bir durum ve halada, hı-hı, teyzede, ailede, diğer bireylerde özellikle var olabilir. Hı-hı. Bu yüzden ailede kilo artışı olan, tüylenme artışı olan hastalarımız ve aile efradı varsa, genç kızlarımızın da özellikle kilo ve artışı ve tüylenme artışı varsa bu konuda, evet, duyarlı olmalı. Nerelerde bu artışlar? Nasıl bir tüylenmeden bahsediyoruz? Şöyle söyleyeyim size. Bizim için önce kilo artışından bahsedeyim. Hı-hı. Şimdi kilo artışı özellikle vücut kitle indeksi 27'nin üstünde olan bir ailede polikistik over soru işareti olmalı. Ve bir de bel kalça oranı çok önemli. Hı hı. Özellikle polikistik overli hastalarda abdominal yağlanma yani karın tipi yağlanma daha fazladır. Hı hı. Ve bu nedenle de bel oranı artar. Bel kalça oranı 1'e yaklaşır. Göbekteki simit şeklindeki bir, evet, yağlanma gibi. Bel kalça oranı nedir? Mezura ile belinizi, hı, ölçtünüz ve kalçanızı ölçtünüz. Bu oranlar eğer alt alta koyup birbirini oranladığınızda 1'e yaklaşıyorsa sıkıntı var demektir. Hı hı. Yani bunun 0.7-0.8 civarında olması gerekirken 1'e yaklaşan bireylerde özellikle abdominal yağlanma, vücuttaki testosteronun erkeklik hormonu ve erkek tipi yağlanmanın, hı hı, kardiyojenik yani kalp hastalıklarına yatkınlığı da arttığını bilmemiz lazım. Dolayısıyla da polikistik overde birazdan anlatacağım. Hem polikistik overin kabul edilebilir bazı özellikleri vardır. Hem de gelecekte bize risk oluşturabilecek bazı özellikleri vardır. Biz tabii tüp bebekle ilgilenen hekimler olarak polikistik overe bazı anlamda hem olumlu yaklaşırız. Neden? Çünkü yumurta sayımız çoktur.
bizim için az olanlara göre avantajlı bir hasta grubu aslında polikistik olan hastalar. Kesinlikle. Ama orada da başka riskler var. Nedir İşte hocam? Fazla sayıda yumurtanın geliştirilmesi, fazla sayıda yumurta geliştiği için OSS dediğimiz overlap hipersperasyon sendromunun oluşması ve çok sayıda yumurtanın aslında belli kullanılan ilaçlarla tüp bebek için bize biliyorsunuz yumurta ile sperm lazım. Evet. Sperm ve yumurtayı bir araya getirirken yumurta kalitesi de çok önemli. Hı-hı. Ama 15'in üstünde yumurta elde ettiğimiz zaman biz özellikle yumurta kalitesinde bir azalma da görebiliyoruz. Yani sayısının çok olması bize çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Avantaj sağlamıyor. Kalitesinin önemli olması. Kalitesi çok daha önemli. Ve bu yüzden de bizim şu anki sayılarımızla 8 ila 15 arasındaki yumurta sayısı bizim için bir yumurta toplama işleminde, tüp bebek işleminde önemli ve sağlıklıdır. Ama 15'in üstünde yumurta kalitesinin bozulduğunu, özellikle östrojenin, vücutta salgılanan östrojenin çok arttığını biliyoruz. Ve progesteronun da. Dolayısıyla da biz böyle durumlarda özellikle embriyo kalitesinin düşmesini engellemek için mümkün olduğu kadar polikistik overlerde burada parantez içinde anlatmış oldum. Düşük doz tedavilerle. Tedaviye geçtik. Birazdan detaylandıracağız hocam. Şimdi tabii polikistik overleri biz ayrı bir tabloda, ayrı bir olgu olarak değerlendirip polikistik overli hastalardaki tüp bebeği farklı bir konuda anlatmamız lazım. Ama şimdi hastalarımızın ve sevgili izleyenlerimizin kafası karışmadan polikistik over nedir? Onu tekrar özetleyelim. Polikistik over adetleri 35 günden nadir, az gelen, kilolu ve tüylenme artışı olan tüm kadınların kendilerinde şüphelenmesi, düşünmesi gereken bir klinik tablodur. Ailesel geçiş gösterebilir ve gelecekte çocuk sahibi olmamızı engel teşkil edebilir. Öteleyebilir. Polikistik overli hastalarda biz oldukça başarılıyız. Çünkü çocuk sahibi olma konusunda. Peki kıllanma dedik. Bir de ona açıklık getirebilir miyiz? Erkeksi tip de, yani bayanların tabii tüylenme derken insanların kafasında nerede hangi tarz bir tüylenmeden bahsediyoruz hocam? Şimdi tabii tüylenme artışı izafi bir konu olmakla beraber, subjektif bir konu olmakla beraber bizim Akdeniz ikliminde yaşayan bir toplum olarak, Türk toplumu olarak zaten tüylenmeye karşı bir yatkınlığımız var. Irksal olarak bu böyle. Ama biz hangi hastalarımızda tüylenme artışı var deriz? Bir defa yüzde kıllanma, tüylenme artışı bir bayan için kesinlikle anormal bir tüylenmedir. Yani yüzde sakal alanlarında, bıyık alanlarında böyle bir kıllanmayı biz normal kabul etmiyoruz. Tabii ki koltuk altları, pubik bölge, bu bölgelerde tabii ki tüylenme olacak. Ama göğüs arasında, karın duvarında, özellikle bacak üstü ve kol üstlerindeki yoğun kıllanma artışları bizim için anormal kıllanma artışlarıdır. Evet, polikistik over sendromunu konuşuyoruz, bulgularını konuşuyoruz. Telefonumuzu alalım o zaman. Peki, alo, günaydınlar. Alo. İzleyicimiz hattımızdan sanırım düştü. Bir hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, polikistik over hastalığını konuşuyoruz, sendromunu konuşuyoruz. Canlı yayında bize bağlanabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 233 36 65 numaralardan ulaşabilirsiniz. Alo diyoruz izleyicimize. Günaydınlar, hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın. Buyurun. Hanımefendi, hocam iyi günler. İyi günler, iyi günler buyurun. Efendim. Günaydın. Ben 45 yaşındayım. Evet. 4 yıllık evliyim. 3 tane normal yoldan bir dişiğim oldu 7 haftadan kadar. 2 tane de tüp bebek denemem. Son denemem Ocak 24'te oldu. Sizden yani bunu öğrenmek istiyorum. Bu embriyoların 3. günde, 4. günde durması, yumurta kalitesinin çok düşük olmasından mı? Yani bunu anlamış değilim. Şimdi 3. denemeye benim hiçbir cesaretim kalmadı. Çok güzel yani bir soru. Diğer iki denemelerde bunlar yine aynı başıma gelebilir mi? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Evet. İnşallah başarırsınız. Geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi, İzleyicimiz. Ben şöyle arz edeyim. Biraz önce tabii Nihal Hanım'la beraber konuşurken özellikle şundan bahsettik. Yumurtanın kalitesi çok önemli. Tüp bebek uygulamalarında iki önemli faktör var. Sperm ve yumurta. Bu iki faktörü sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir laboratuvarda beraber bir araya getirdiğimizde sağlıklı bir embriyo gelişir.
Şimdi 40 yaşından sonra ne yazık ki 10 tane yumurtadan 7 tanesi aneuploid dediğimiz sıkıntılı genetik yapıya haizdir. Ve böyle bir durumda biz ne kadar iyi bir spermle dörlersek dörleyelim ki belli bir sperm kalitesi mutlaka tabii ki tüp bebek merkezlerinde araştırılır ve en iyi sperm seçim teknikleriyle uygulanır. Oluşturduğumuz embriyo birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün anneden ve babadan gelen genetik yapıyla birlikte sağlıklı gelişebilir. Evet. Ama asıl üçüncü günden sonra embriyonun sağlıklı genetik yapısı artık bireysel olarak devam eder ve eğer sağlıklıysa bu dördüncü güne ve beşinci güne morula ve blast aşamaları dediğimiz aşamalara sağlıklı bir şekilde gider. Eğer bir embriyo sağlıklı değilse genetik anlamda, özellikle klivaj dediğimiz o üçüncü gün embriyosu konumundan sonra aksamalar başlar. Bu yüzden biz beşinci gün embriyolarını vermeyi hastalarımızda özellikle tercih ederiz. Bunun nedeni üçüncü gün verdiğimiz zaman bu embriyoların genetik yapısından beşinci gün kadar emin olamayız. Evet. Artı beşinci gün biz embriyolarla sadece biyolojik anlamda gelişmesi de bizi tatmin etmez. Biz özellikle sizin gibi 40 yaşının üstündeki hasta grubunda genetik araştırma yapar ve sağlıklı bir embriyoyu genetik anlamda da oluşturduğumuza inandığımız zaman embriyoyu transfer ederiz. Evet. Yani genetik araştırma mutlaka yaparız. Üçüncü günden beşinci güne bir embriyonun gitmesinde bir sorun varsa bu sıklıkla genetik bir problemden kaynaklanabilir. Bu da özellikle iyi laboratuvar şartlarında tabii ki eminsek. Evet hocam, bir virgül koyalım isterseniz, izleyicimiz hattımızdaymış. Günaydınlar. Alo. Peki, ismini vermek istemiyor izleyicimiz. Hoş geldiniz, buyurun. Alo. Sesimi alabiliyor musun? Düştü. Peki, tekrardan. Ben biraz önceki hastamıza bir şey daha eklemek istiyorum. Hocam. Şimdi bundan sonra olur mu? Tabii ki bundan sonraki her yumurta bir fırsattır. Eğer biz yumurtalıklarımızda yumurtamız var olduğu sürece tabii ki bebek şansı bebeğimizin olma şansı vardır. Ama mutlaka genetik analiz yapılarak sağlıklı bir embriyo araştırılmalıdır. Evet, yani embriyolar aslında 5. güne giderek genetik olarak sağlıklı olanlar kendi içerisinde ayıklanıyor ve kalite olarak ileriye giden embriyolar bir nebze seçiliyor hocam. Kendi kesinlikle seçiliyor. Ama bu yeterli değil. Tabii sadece 5. güne giden her embriyo sağlıklıdır genetik anlamda diyemeyiz. Ona da aslında yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de PGT denilen bir yöntem var. Embriyolarda yapmış olduğunuz embriyoların her birinden bir hücre, bir parça alarak incelediğiniz bir araştırma yöntemi, basit bir şekilde anlatacak olursak. Biraz da ondan isterseniz bahsedin. Şimdi, ne yapıyorsunuz? Nasıl bir inceleme yapıyorsunuz? Implant genetik diagnosis dediğimiz, yani implantasyon önce, yerleşmeden önce genetik tanı. Evet. Bu üçüncü gün embriyosunda klivaj dediğimiz embriyolarda özellikle blastomer dediğimiz küçük hücrecik parçacıklarını embriyonun içinden alarak özellikle tek gen hastalıklarında ve PGD dediğimiz 9 kromozom analizlerinde yaptığımız uyguladığımız yöntem. Bunların tabii ki daha da ilerisi şimdi artık trofoktoden biyopsileri. Bunlar da 5. günde de 5. günde trofoktodermden yapılan ölçümlerle, biyopsilerle CGH dediğimiz özel bir yöntemle 24 kromozoma kadar araştırma yapabiliyoruz. Evet, kromozom sayısı artmış durumda. Daha fazla hastalığa yönelik tarama yapıyorsunuz tarama aslında. Tarama yapabiliyoruz, evet. Peki, virgül koyalım hocam isterseniz. Tabii. İzleyicimize alo diyelim. Günaydınlar. Günaydınlar, nasılsınız? Çok teşekkürler, hoş geldiniz aramıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ben 8 yıllık evliyim. Evet. 4 kere tüp bebek denemesi yaşadım ve birinde olmadı. Üçünde de kimyasal gebelikle sonuçlandı. Evet. 2 kere ameliyat oldu. Birinde tüplerimin açılması için. İkisinde de tüplerimi aldırdım. Ve 5. gün blastatik olarak uyguladılar. Fakat kimyasal gebelikle sonuçlandı. Evet. Ve şevkim de kırıldı. Kaç yaşındaydınız yani efendim? 33 yaşındayım. 33 yaşındasınız. Şimdi efendim şöyle arz edeyim. Öncelikle çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Bence yine de güzel gidiyor. Çünkü öncelikle hidrosel dediğimiz özellikle tüplerinizdeki özellikle hidrosalpinks dediğimiz bu tüplerinizin içi sıvı dolmuş halinin laparoskopik olarak çözüm ve tedavisini yaptırmışsınız. Bağlattı. Bu güzel.
Çünkü hidrosalpingsi olan hastalarımızın ne yaparsak yapalım, çok sağlıklı embriyolar da versek, 5. gün embriyosu da versek, genetik araştırma yaptığımız embriyo da versek, ne yazık ki embriyoları yerleşemezler veya gelişemezler. Dolayısıyla doğru yoldayız. Biyokimyasal gebeliklerin ise pek çok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi genetik problemlerdir. Yani embriyonuzun sağlıklı genetik yapısı söz konusu değilse, eğer sağlıklı bir embriyo genetik anlamda değilse, implantasyon yerleşme aşamasında duraksar. Yani bir yere kadar gider, bir yerden sonra da artık gelişemez. Bu bizim biyokimyasal o gebeliğimizi açıklayan bir şey. Ne oluyor? 200 değerinden 400 değerine çıkması gerekirken 200'de kalıyor ya da 150'ye iniyor, 100'e iniyor. Tekrar daha da düşüyor. Belki bazen tekrar yükseliyor. Ama bu sadece genetik midir değildir. Özellikle embriyonun metabolik gücü de bizim için biyolojik olarak çok önemlidir. Yani embriyonun mitokondrisindeki enerji düzeyi, embriyonun gelişimine ve rahim içine yerleşip büyümesine muktedirse bu iş devam eder. Her embriyonun bir enerjisi vardır ve bu embriyonun enerjisi anne yumurtasındaki mitokondriden orijin alır, kaynaklanır. Ve biz bunu artık gelişmiş teknolojilerle, mitokondriyal DNA testiyle, özellikle embriyoların yaşamsal gücünü test edebiliyoruz. Burada sorulması gereken şey şu: yumurta sayınız ve embriyo sayınız ve embriyo kaliteniz ne? Nedir? 33 yaşında olmanız bizim için çok iyi. Çünkü 33 yaşındaki bir hastanın bu dediğiniz hikayelerden sonra, sağlıklı genetik araştırma yapılarak verilen bir embriyo transferinden sonra başarılı olacağını biz umut ediyoruz. Bence başaracaksınız. Yolunuza devam edin. Moralinizi bozmayın. Ve sabredin diyoruz değil mi hocam? Kesinlikle. Peki aklımızda izleyicimize alo diyelim. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız Melek Hanım? Çok teşekkürler. İyi. Sizler nasılsınız Melek Hanım? İstanbul'dan arıyorsunuz. Ben de çok buyurun. İyiyim. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhaba Melek Hanım. Buyurun. Nasılsınız? Hocam sohbetinizi bölüyorum. Estağfurullah. Size birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Fatih Hocam benim için doktor değil, aynı zamanda her şeyimi paylaştığım arkadaşım gibi. Sağ olsun. Size bu konuda çok teşekkürlerimi biz sunuyorum. Biz teşekkür ederiz Melek'ciğim, ne demek? Çok teşekkürler. Sizinle yeni bir tedaviye başladık. Hakkımızda hayırlı sonuçlar almayı umut ediyorum. İnşallah. İnşallah. Sizleri çok seviyorum. Biraz çok sonra görüşmek dileğiyle. Teşekkürler Melek'ciğim. Çok saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Tekrardan telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, kadın sağlığına dair, tüp bebeğe, kadın üreme sağlığına dair sorularınız varsa bizleri canlı yayında arayarak ulaşabilir, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Altta da geçtiği üzere 0212 alan koduyla 233-36-65 numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilir, eşlik edebilirsiniz sohbetimize. Danışma hattıyla da ulaşabilirsiniz. 0542-258-67-03 numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın 25 Mayıs Perşembe günü Acıbadem International Hastanesi'nin tüp bebek bölümünün Çatalca Belediyesi ile ortak düzenlemiş olduğu tüp bebek tedavisindeki yeni yöntemler adlı bir söyleşisi var. Buradan da tüm halkımızı davet ediyoruz diye eklemek istiyorum. Evet hocam. Nihal'ım, ben burada bir şey söylemek evet, hocam, istiyorum. Buyurun. Şimdi sağ olsun biraz önce Melek'cim bağlandı. Şimdi tüp bebeği anlatıyoruz, polikisti evet, anlatıyoruz. Bizim tabii işimiz tıbbın çok özel bir dalı. Hı hı. Burada biz hastalarımızla sadece hasta değil, artık aile oluyoruz. Kesinlikle hocam. Ben ve tam o noktaya geliyordum şimdi. Ve bu bizim için çok büyük şimdi bir gurur, evet, çok büyük kesinlikle bir onur oluyor. Biraz önce bir hastamız aradı, 33 yaşında, işte morali çok bozuk. İşte evet, tabii ki laboratuvar, teknoloji, hekimler çok önemliyiz. Ama bunlardan daha da önemli bir şey var tüp bebekte, iletişim. Hastayla merkez arasında, doktor arasındaki o iletişim, o samimi iletişim, bilimsel ve gerçekçi iletişim, sevgiyle, saygıyla böyle süslenince çok güzel dostluklar, kesinlikle, çok güzel kazanımlar oluyor. Siz hastanızın gebe kalmasını, sağlıklı bir çocuk doğurmasını çok istiyorsunuz. Onlar sizin aileniz gibi oluyorlar. Dolayısıyla bu bir zenginlik oluyor. Ben bütün hastalarımıza şu mesajı veriyorum: özellikle hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Ümitli olsunlar. Sevdikleri, saydıkları, inandıkları, güvendikleri bir merkezde, aile ortamı olarak değerlendirdikleri merkezde sonuna kadar devam etsinler. Bu onların da
Sağlıklı bir çocuk sahibi olması önemli bir yol olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle hocam. Yani artık bir aile gibi oluyorsunuz. Aileden biriymiş çok gibi. Çok önemli bir şey. Evet. Moral çok önemli. Sabır çok önemli. Meşakkatli bir yol süreç çünkü. Kesinlikle. Bu arada tabii sabredip, azmedip, hiç bıkmadan, usanmadan deneyen hastalarımız da var. Onu da tekrardan size sormak istiyorum. Belli bir sayısı var mı tüp bebeğin? Hani bir kere deniyor, üç kere deniyor, duyuyoruz 10 kere, 15 kere deniyor. Gerçekten de böyle deneyip bu kadar sürecin sonunda gebe kalan izleyicilerimiz, hastalarımız da vardır diye sormak istiyorum ama telefonumuzdan sonra mı? Kısa bir aradan sonra gündem sağlık tüp bebek kaldığı yerden devam edecek. Kısa bir ara. Acıbadem Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan gündem sağlık tüp bebek programı devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, gündem sağlığa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınımızda, stüdyomuzda Acıbadem International Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı ve tüp bebek ünitesi sorumlusu Doktor Fatih Öyüç hocamız var. Yayınımıza geçmeden önce tekrardan telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 233 36 65 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Danışma hattımızı da vermek istiyorum. 0542 258 67 03'den ne oldu telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz diyerek hocama dönmek istiyorum. Hocam kaç kez denemeli? Kaç keze kadar deneyen hastalar var? Bunun bir limiti yok. Bunun bir sayısı yok. Burada yumurta faktörümüz, yumurtamız varsa ve spermimiz, kendi spermimiz varsa ya da ameliyatla elde edilebiliyorsa sonuçta bizim her zaman tüp bebekle ilgili bir şansımız var demektir. Bu tabii ki herkesin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kendi yumurtası ve kendi spermiyle bebek sahibi olması durumu için. Dolayısıyla da bizim yumurtalıklarımızda yumurtamız olduğu sürece ve spermimiz olduğu sürece bu ihtimalimiz teorik de olsa var demektir. Ama 42 ve 43 yaşından sonra özellikle başarı oranımızın düştüğünü bilmemiz lazım. Daha doğrusu 35 yaşından itibaren ilerleyen yaş dönemiyle fertilizasyon, döllenme ve çocuk sahibi olma oranı azalıyor. 35-40, 40'tan sonra daha da düşüş, 43 bir cut-off, özel bir değer, kritik bir sayıdır. 43'ten sonra da daha da düşüyor. 45 yaşında bir kadının bebek sahibi olma şansı neredeyse %5 civarındadır. Kendi evde bebek, kendi gebe kalma oranından bak. Kendi yumurtasıyla. Evet. Dolayısıyla da sağlıklı bir şekilde eğer biz bebek sahibi olmak istiyorsak özellikle yaş faktörünü hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Çok fazla aslında ertelememek gerekiyor. Kesinlikle. Çocuk sahibi olmayı da ertelememek gerekiyor. Birçok şeyde olduğu gibi değil mi hocam? Peki hocam, o zaman polikistiği konuşuyoruz. Polikistiğe yavaş yavaş dönelim. Belirtilerinden bahsettiniz. Yaş grubunu tekrar size sormak istiyorum. Genç kızlarda görülme oranı nasıl? İleriki şimdi, yaşlarda. Bu bir genetik durumu olduğu için ilk adetten itibaren var olan ve sonra da tüm yaşamımız boyunca var olabilecek bir durum. Ama polikistik ovelin özellikle tanısını koyduğumuz dönemden itibaren dikkat etmemiz gereken şeyler ne olmalı? Yani tanıyı nasıl koyuyoruz hocam? Biz halkımızı nasıl yönlendirmeliyiz? Evet. Şimdi dediğim gibi 3 tane bulgu varsa bu hastalarımızda, biz bu hastalarımızla ilgili polikistik over soru işaretini koyuyoruz. Neydi onlar? Geç adet görme. Yani adetlerini 35 günden daha uzun aralıklarla görme. İkincisi kilo. Üçüncüsü tüylenme artışı. Bu üç bulgu anovülasyon dediğimiz yumurtlamanın geç ya da yumurtlamanın düzensiz ya da hiç olmadığı durumlardan kaynaklanabilir. Bu yüzden bunlar oluyor. Evet. Peki polikistik overi biz nasıl tanısını koyarız? Tabii ki bir kadın doğumcuya jinekoloğa gideceğiz. Bir ultrason, eğer evli değilsek karından, batından abdominal bir ultrasonla, evliysek vajinal bir ultrasonla yumurtalıklarımızın yapısı değerlendirilecek. Yumurtalıklarımızın yapısında özellikle fazla sayıda, çok sayıda multikist yapı, kistik yapılar varsa, o inci tanesi dizilimi. Tabii bunlar teknik olarak kadın doğumcunuzun bilmesi gereken hastamız bilsin diye anlatıyorum. Evet hocam, biraz daha böyle yumurta çaplarının daha büyük olması, yumurtalıklarımızın daha büyük olması, yumurtalıklarımız içindeki kist sayısının çok daha fazla olması. Bunlar bizim için uyarıcılar. Artı bazı hormon değerlerimizin kontrolü. Bu kontrollerde de özellikle FSH ve LH dediğimiz iki tane hormonun kendi arasındaki düzensizliği, LH hormonu, luteinize hormon, polikistik overli hastalarda çok yüksektir.
Ve bu oran, belli bir oranı vardır. Bunun daha yüksek olması LH'nın özellikle bizim polikistik konusunda hastalarımızın daha da yatkın olduğunu gösterebilir. Bu hastalarımızda prolaktin dediğimiz süt hormonu, süt bezlerinden süt salgılatan hormonun %50'sinden fazlasında yüksektir. Burada ayrıntıda yapılması gereken şey, adet düzensizliklerine yol açabilecek başka nedenlerin de araştırılmasıdır. Bunlardan bir tanesi guatr'dır. Guatr, o da bir önemli bir sorun aslında, gebeliğe oluşturamama o açısından. Aynen, değil mi? Çünkü yumurtlamayı düzensizleştiren, yumurtlama faktörünü bozan bir durum. Özellikle bozuklukları. Dolayısıyla da TSH hormonunun serbest T3 ve T4 değerlerinin guatr hormonlarında araştırılarak özellikle hipotiroidi dediğimiz guatr probleminde guatr bezinin, tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda da adet düzensizliği, özellikle gecikmeler oluşabilir. Bu yüzden bunun ekart edilmesi, prolaktin hormonunun çok yüksek salındığı durumlarda yine adet düzensizlikleri oluşabilir. Bir hipofiz bezinden kaynaklı bir adenom ya da hızlı çalışan, fazla çalışması nedeniyle hipofiz bezinin prolaktin hormonunun çok yüksek olması, bu bir adet düzensizliği nedeni olabilir. Bunların mutlaka araştırılması gerekir. Dediğim gibi polikistik ovaryalı hastalarda testosteron hormonu yüksek, özellikle %50'nin üstündeki vakalarda yüksek olabilir. Bu testlerin yapılması lazım. Ancak özellikle böbrek üstü bezlerinin tümörlerinden kaynaklanan veya tiroid hormonunun düzensizliklerinden kaynaklanan ya da erkeklik hormonunu salgılayan özel tümörlerin varlığında da bu hormonların yüksek olacağını bileceğiz. Ve bunlara karşı yine tedbirler alınarak, önlemler alınarak ayrıca tanıda düşünmesi gereken durumlar. Evet. Yani tanımız ultrason ve hormon testleriyle konuyor. Ve bu testleri ve ultrasonu tabii ki yorumlamak sevgili halkımızın değil, doktorlarımızın işi. Ve polikistik over tanısı konduğu zaman bir hastaya bu kişinin böyle çok gereksiz bir üzüntüye kapılmasının, ben hastayım demesinin bir anlamı yok. Çünkü polikistik over dediğim genetik bir durum, var olan bir durum ve tedavi edilebilir. Daha doğrusu bununla yaşanılabilir bir durum. Belli konularda avantajları da var. Nedir? Yumurta sayımız çok. Yumurta sayısı çok fazla. Bu tamam, çok fazla hormona neden oluyor. Ama yine de yumurta sayımız çok. Özellikle bu tür hasta grubunda geç menopoza giriyoruz. Yani menopoz, aslında güzel bir avantaj değil mi? Yumurtası belli az konularda, olana göre çok büyük bir artı bir avantaj. Tabii ki yumurta azlığına göre belki, ama tabii ki geç menopozun da bazı riskleri var. Özellikle endometriyal poliplerin, rahim kanserinin riskini artırıyorlar. Miyomların riskini artırıyorlar. Dolayısıyla da geç menopoza girebiliriz. Bu tür hastalarımızda özellikle tüylenme problemleri vardır. Ama östrojenleri yüksek olduğu için, yani kemik erimesiyle ilgili ileride menopozda yaşayacakları sıkıntıların daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani Akdeniz toplumunda polikistik over yumurtalıklarımızın düzensiz çalıştığı bir durumdur. Ama yumurtalıklarımızın içindeki yumurta sayısının az olduğu durumdan çok daha iyi bir durumdur, iyi bir durumdur diyebiliriz. Tabii ki bir de ayrı tanı yaptık, ama bir de dediniz ki hiperstimülasyon olma ihtimali de var bu hastalarda. Böyle de bir, şöyle, bu da ayrı bir, tüp bebekteki bir, o birazdan ona geleceğim. Ama bu yavaş, hastalarımızın yavaş tedavisi nedir? Yani polikistik overli hastamıza ne tanı konmalıdır? Şimdi polikistik over tanısı konmuş bir insanın özellikle yapması gereken ilk şey kilosuna dikkat etmesidir. Bu kesin. Yani adet düzensizliğimiz varsa ve vücut kütle indeksimiz 24'ün üstündeyse, yani biz kilo vereceğiz. Yani kilo hem adet düzenimiz için hem de yumurtlama fonksiyonumuz için ve daha da ilerisi yumurtladığımız yumurtanın sağlıklı bir şekilde döllenip sağlıklı bir döllenme ve sağlıklı bir embriyo için önemli bir şey. Her aşamada etkiliyor kilo bizi. Evet. Hem implantasyon aşamasını etkiliyor, embriyonun yerleşiminde, hem yumurta kalitesini etkiliyor, hem yumurtlama düzenini etkiliyor. Dolayısıyla bizim kilo konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bebek istemiyoruz, genç bir hasta, genç kız yine kilo verecek. Evet. Düzensiz adetlerin ilk tedavisinde mutlaka kilo verilmesi, özellikle vücut kütle indeksi yüksek olan hasta grubunda bu gerekli.
Bir diğer noktada ne dedik? Bu hastanın kilo artışının dışında bir de önemli olan sıkıntı anormal yağlanma. Yani vücut bölgesinde androjenik yağlanma, erkek tipi yağlanma, yani göbekteki büyüme. Hı-hı. Bu yüzden de kalp hastalıklarına yatkınlığımız artıyor. Hı-hı. O yüzden spor yapacağız. Haftada en az 3 gün 1 saat egzersiz yapmalıyız ve vücudumuzun sadece kilo vermek değil, belli bir kalıba, belli bir şekle girmesi, belimizin daha incelmesi ve karın tipi yağlanmadan uzaklaşmamız lazım. Bunun dışında, bu kilo verme dışında adetlerimizi düzenleyici tedaviler. Hı hı. Eğer yine de adetler düzensiz, eğer prolaktin hormonumuz normal, guatr hormonumuz normal, böyle bir durumda da eğer bebek istemiyorsa, hı hı, ve herhangi bir yan etkisi ve başka bir kontraindikasyon yoksa adet düzenleyiciler, doğum kontrol hapları kullanılabilir. Hı hı. Bebek istiyorsa ve evliyse aile, o zaman ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlamayı aktive edici tedaviler kullanılır. Bunlar özellikle kilolu hasta grubunda tip 2 diyabette kullandığımız metformin gibi antidiyabetik ilaçlardan biz çok fayda görüyoruz. Hı. Polikistik overi olan hastaların hem yumurtlamasında aktivasyon sağlıyorlar hem de bir nebze kilo vermelerini sağlayabiliyor. Ama tabii bunlar doktor kontrolü dışında kullanılması, hı, kesinlikle önerilmeyen ilaçlardır. Bunları kullanabiliriz. Adet düzenleyiciler kullanabiliriz ve dediğim gibi bebek isteyen ailelerde yumurtlamayı aktive edecek tedaviler kullanabiliriz. Bunların iki tipi var. Ağızdan alınanlar, hı hı, ve tabii ki enjektable olanlar. Ağızdan alınanların çoğu beyni uyararak. Hocam bir virgül koyalım, tedaviye tabii geçtik. Evet. Önemli bir basamak. İzleyicimize bir alo diyelim, sonra devam edelim kaldığımız, evet, yere. Alo. Alo, merhabalar, kolay gelsin. Çok teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş buldum. Buyurun. Ben Fatih'in hastasıyım da bugün müjdeler çalışalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, geldiniz. Merhaba Bilsen Hanım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba Bilsen'cim. Buyurun Bilsen Hanım. Heyecanlı, çok, ay, rahat, evet, olun. Rahat ol Gülsen'cim. Normal hocamızla sohbet ediyormuşsunuz gibi sanki. Nasılsınız, iyisiniz? Heyecan olması çok normal. Birsen Hanım, hocam herhalde. Efendim? Sizi dinliyorum. Bizi dinliyorsunuz. Gülsen'cim, tamam canım. Peki, size söyleyeceğim bir şey var mı? Canınızın sağlığı. Allah'a emanet. Sağ ol canım. Sağ, çok teşekkürler. Sağ ol Gülsen'cim. Hamile, gebelik haberi almış. Peki, tebrik Allah, ederiz. Allah tamamını erdirsin. Hadi diyoruz bakalım, o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bugün uğurlu olsun. Bugün sonucunu bekliyorduk, evet, Birsen'in. Teşekkürler Birsen'in. Güzel bir müjde verdi. Çarşamba sabahında hocam programımızda aldık. Evet, evet, tedavi sürecinden bahsediyoruz. Sevgili izleyiciler, polikistik over hastalığında, sendromunda daha doğrusu, bizler tedavi sürecini konuşuyoruz. Sizler de bizleri arayabilirsiniz. Kadın sağlığına dair, kadın üreme sağlığına ve tüp bebeğe dair. Telefon numaralarımız altta da geçtiği üzere 0212 alan koduyla 233-36-65 numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Diyoruz ve hocama dönmek istiyorum. Hocam, evet, tedavi sürecinde dediniz ki bir enjektabler iğne şeklinde, bir tablet şeklinde oral, sürecimiz, evet, var. İlaçların, ne yapıyorsunuz? Ağızdan alınan ilaçların, hı-hı, temel mekanizması özellikle yumurtalıklarımızın uyarılmasını sağlayan beynimizdeki bazı merkezleri uyararak yumurtalıkları indirekt yolla uyaran, evet, ilaçlar. Bunlarla yumurtalıklarımızı uyarıyoruz. Hı-hı. Ve bu ilaçların 4 ila 6 ay kullanılmasını öneriyoruz. Yani 4 ila 6 aydan daha fazla ağızdan kullanılan ilaçlarla yumurtlamanın aktive edilmesi, hı-hı, çok anlamlı değil. Hı-hı. Dolayısıyla da 6 aya kadar biz yumurtalıkları ovülasyon indüksiyonu dediğimiz mekanizmayı bu ilaçlarla aktive etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra artık hala yumurtlayamıyorsak ya da gebelik oluşmuyorsa, hı-hı, her türlü tetkiki yaptık, tüpler açık, sperm faktörümüz normal, tabii bunları da kontrol ettikten sonra bahsediyorum. Ondan sonra artık yumurtalıkları direkt olarak uyaran enjektable ilaçlar. Bunlar subkutan, cilt altı ya da intramüsküler kas içinde yapılabilir. Bu ilaçlarla yumurtlamayı aktive edebiliriz. Evet.
Burada polikistik overli hasta grubunda çok önemli bir tablo var. O da biraz önce bahsettiğimiz overyal hipersimülasyon sendromu. Şimdi özellikle çok mu uyarılıyor yumurtalar hocam? Evet, ne oluyor? Çok uyarılıyorlar. Çünkü verdiğimiz ilaç özellikle hastalarımız çok fazla antral foliküle sahip oldukları için verdiğimiz ilaçlar çok fazla sayıda yumurtayı aynı anda etkiliyor ve aynı anda onları büyütüyor. Böyle bir durumda yumurtalıklarımızın salgılamış olduğu östradiol hormonu daha fazla, östrojen hormonu daha yüksek. Bu hem rahim iç dokusunda aşırı kalınlaşmaya yol açıyor, hem de eğer çatlatma iğnesi de uygularsak OHSS dediğimiz, overyal hipersimülasyon sendromu dediğimiz, tüm vücudumuzda karın iç boşluğu, göğüs iç boşluğu ve bazen kafa iç boşluğunda o derecede sıvı oluyor mu birikimine kafa yol açan bir tablo. Evet. Hafif, orta şiddet diye 3 farklı tipte olabiliyor. Ama özellikle polikistik overli hastalarımızda ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlamayı aktive etmenin, anovülasyonu yumurtlayamamayı tedavi ederken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bu. İkincisi de çoğul gebelikler. Çoğul gebelikler. Tabii, çünkü birden fazla yumurta, evet, yumurta sayısında uyarılma olduğu için çatlatmayı uyguladığınız andan itibaren artık spermiyle ya aşılamayla ya da cinsel temasla vücuda gönderdiğinizde bu sefer tabii ki çok sayıda yumurtanın aynı anda döllenme ihtimali var. Evet. Dolayısıyla da biz özellikle 2'nin üstünde eğer yumurtalıklarımızda yumurta gelişiyorsa o tür sikluslarda özellikle polikistik overli hastalarda bu tedavileri, aşılama tedavilerini, aşılamayla ilgili gideceksek ya da kendi konsepsiyon dediğimiz kendi cinsel temasla birlikte olacaklarsa bunları yine de durduruyoruz. Ya da tüp bebeğe geçiyoruz. Çünkü tüp bebekte özellikle hem yumurtalıklarımızdaki yumurtaları biz kendimiz topluyoruz. Onları alıyoruz, spermlerle bir araya getiriyoruz ve embriyo sayımızı istediğimiz ölçüde verebiliriz. Bir tane. Diğerlerini dondururuz. Ama aşılamada veya diğer klasik yöntemde ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Dondurmadan bahsettik biraz tabii ki. Çok fazla sayıda olduğu takdirde donduruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz sonra? Ki tedavi siklusuna bir sonrakinde mi kullanıyorsunuz? Ne tabii yapıyorsunuz? Şöyle, hem taze siklus dediğimiz özellikle ilk sikluslarda uyguladığımız ve embriyoların dışında kalanları dondurabiliriz. Veya bu bahsettiğimiz overyal hipersimülasyon sendromu gibi olgularda yumurtalıklarımızı çok aşırı uyardığımızda zaten vücudumuzda HCG'den dolayı oluşan bu sendromu bir de gebelik aktive ederse, çünkü gebelik sürekli HCG dediğimiz hormonun salınımını sağlayacaktır. Böyle bir durumda bazen hastanın hayati tablosu, hayati durumu tehlikeye girebilir. Bu nedenle bunu engellemek için bu tür yüksek şiddetli, orta ve şiddetli OSS tablolarında bir siklusta tamamen dondurulmuş embriyo transferine geçiyoruz. Embriyoların tamamını donduruyoruz. Bu dondurduğumuz embriyoları yaklaşık ilk adetinden itibaren de 40 gün sonra hastaya kendimiz rahim iç dokusunu düzenleyerek veriyoruz. Evet. Yani burada hem taze siklusla birlikte verilebilir, dondurabilirsiniz veya tamamen siklusu iptal edersiniz. Bütün embriyoları dondurur, bir sonraki sikluste verebilirsiniz. Evet hocam. Burada şunu söylemek istiyorum. Hocam. Hastalarımızda ve halkımızda şöyle bir kanı var. Acaba ben taze siklusta yaptım, taze embriyo daha iyidir, dondurulmuş embriyo daha kötüdür, dondurulmuş embriyoda baş oranı daha düşüktür. Böyle bir şey yok. Taze embriyo transferi ile dondurulmuş embriyo transferi arasında bir fark yok. Hatta bazı yazılar, bazı yayınlar, bazı kişiler ve klinikler dondurulmuşu daha iyi gösteriyor. Bazıları da tazeyi. Bizim kendi klinimizde bu iki oran birbirine çok yakın. Burada ama özellikle dondurulmuş embriyo transferinin bazı avantajları var. Dondurulmuş embriyo transferinde özellikle dış gebelik oranı daha düşük. Bebek doğum ağırlıkları daha yüksek ve erken doğum ve düşük riski daha az. Dolayısıyla da dondurulmuş embriyo transferini özellikle polikistik overli hastalarda tercih etmemizin temel nedenleri bunlar. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz ama polikistik artık derya deniz, belki bir başka programda tekrardan bunu konuşacağız.
Sohbetimizin arasında birkaç soru geldi ve merak edilen sorulardan birkaçını sormak istiyorum. İzleyicimizin bir tanesi dedi ki işte tüplerim bağlandı dedi. Tüp bebek tedavi süresince bu da yapılabiliyor. İşte hidrosel penks ya da başka bir şey. Birincisi bu. İkincisi dondurma ile ilgili yasalar da artık bu noktada ilerleyen yaşla birlikte bekar kişilerde ve yumurta over rezerve düşük olan kişilerde dondurmayı yasallaştırdı. Bekar kişilerde yumurta dondurmayı nasıl yapıyorsunuz? O da merak edilen sorulardan bir tanesi. Evet, çok yine güzel bir soru. Ben onlara geçmeden polikistik overin bir de cerrahi tedavisini belki insanlara akıllarından geçebilirler. Buyurun. Bir de ondan bahsedeyim. Eskiden biz özellikle polikistik overdi, tüp bebekte bu kadar ileri değilken overial drilling dediğimiz yumurtalıkların üstüne küçük küçük özellikle küçük şeyler açardık, tünelcikler açardık koterle, laparoskopiyle. Bu da özellikle lihayı düşürür, kortekste incelttiği için de gebelik oranlarında belli bir oran artışı sağlardı. Biz bugün de belli vakalarda bunu yapmakla beraber artık çok da isteyerek yapmıyoruz. Çünkü bunun özellikle over rezervini, yumurtalıklarımızın rezervini azalttığını düşünüyoruz. Bunu da özellikle anlatayım. Overial drilling dediğimiz bu yumurtalıkların üstüne küçük koter veya lazerle yapılan işlemin artık günümüzde çok tercih edilmeyen bir yöntem olduğunda hastamızın bilmesini isteriz. Sorunuza gelince, evet, yumurtalarımızın dondurulması çok güncel ve biz çok öneriyoruz. Bunun nedeni evlilik yaşı ilerliyor ve ileri yaş grubundaki kadınların özellikle yumurtalarını tekrar üretmeleri söz konusu olmadığı için biz özellikle 35 yaşından sonraki kadınların ya da ailesinde erken menopoz olan ve üreme yaşındaki olan kadınların yumurtalarını dondurmasından yanayız. Bunu artık kanunlarımıza destekliyor. Yumurta rezerviniz düşükse yaşınız işte gereği. Bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımızda eskiden yumurtayı çözdüğümüz zaman dejeneranslar daha fazlaydı. Ama şimdi artık gelişen teknolojiyle biz yumurtalarımızı sağlıklı dondurup sağlıklı çözebiliyoruz. Dondurma sisteminin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte başarı oranları da arttı değil kesinlikle mi hocam? Ve bu yumurtalardan elde ettiğimiz gebelikler de normal, fresh, sağlıklı, taze yumurtalardan elde ettiğimiz gebeliklerle aynı. Dolayısıyla da halkımızın ve hastalarımızın hiç sorgulamadan, düşünmeden böyle bir risk içindelerse yumurtaların dondurmaları çok önemli olacaktır. Bunu da başka bir programa yine kesinlikle konuşuruz. Kesinlikle hocam. Evet. Son iki dakikaya girdik. Bir de hocam bu tüp bağlaması olayı dediniz. Tüplerin alınması, bağlanması, karın içi sıvı birikmesinde o hangi durumlarda gerçekleşiyor? Şimdi o hidrosalpinks dediğimiz bir tablo. Tüplerin içinde özellikle geçirilmiş enfeksiyonlar varsa tüplerin özellikle balonlaşarak içindeki özel bir asitik sıvıyla o sıvının da rahim içi dokusundan tekrar geri akarak embriyoların yerleşmesini ve gelişmesini engellediği bir durum. Özellikle sık enfeksiyon, PID dediğimiz pelvik inflamatuar hastalık geçiren, cinsel yolla geçen hastalıkları yatkın olan ve geçirmiş olan kadınlarda sık görülen bir şey ki klamidyal enfeksiyonlar bunun başında geliyor. Bunun başında. Burada bir tane enfeksiyon geçiriyorsanız %7, iki tane enfeksiyon geçiriyorsanız %20, üç tane enfeksiyon, PID enfeksiyonu geçiriyorsanız %70 oranında tüplerinizde tıkanıklık oluyor ve bu tıkanıklıkların da belli bir kısmı hidrosalpinks'e gidiyor. Burada özellikle tabii ki cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı alınacak tedbirler çok önemli. İkincisi de çocuk sahibi olamayan çiftlerin rahim filmi konusunda özellikle bir seneyi doldurduktan sonra genç yaş grubu için bahsediyorum. Çabuk davranmaları ve rahim filminden korkmayarak rahim filmini çektirmeleri tüplerin değerlendirilmesi için çok önemli. Evet. Ultrasonda da belli olabilir ama temel tanı yöntemi hidrosalpinks'te ve tüplerin tıkanıklı olup olmadığını araştırmasında rahim filmi dediğimiz SSG, histerosalpingografidir. Peki hocam, 25 Mayıs'ta da yani yarın Perşembe öğleden sonra saat 2'de Çatalca Belediyesi ile çok kısa, çok bir dakika diye hocam, daha da kısa bir söyleşi var tüp bebek tedavisindeki yeniliklerde. Biliyorsunuz biz tüp bebek merkezi olarak, Acıbadem International tüp bebek merkezi olarak ülkemizin pek çok yerinde halkımızı bilgilendirme, bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yarın Çatalca'da olacak. Halkımızı bekleriz. Çok büyük bir sevgiyle, saygıyla saat 2'de olacak.
Tüm Trakya halkımızı oraya bekliyoruz. Ülkemizin her yerine belli toplantıları ayda bir yedikleri yapıyoruz. O zaman da buradan bildiririz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin, ayağınıza sağlık, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Gündem Sağlık Tüp Bebeği'nde bugün stüdyo konusu Acıbadem International Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı ve ünitesi, tüp bebek ünitesi sorumlusu Doktor Fatih Öğüç hocamızdı. Polikistik over hastalığını konuştuk, sendromunu konuştuk. Önümüzdeki hafta çarşamba sabah saat 10.30'da saatler saat 10.30'u gösterdiğinde yepyeni konularla birlikte oluncaya kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Acıbadem Hastanesi'nin katkıları.